Evet arkadaşlar, köy vlogumuz devam ediyor. Şu an derz ustası duvara derz yapıyor. Biz de onları görüntülüyoruz. Nasıl derz yapıyor? Şöyle ekrandan sizlere gösterelim istedik. Derz yapıyoruz, derz. Kaç yıldır yapıyorsun bu derz işini? Yeni başladım. İyi maşallah. Yeni başlamana rağmen gayet güzel yapıyorsun. Evet. Şöyle benim hoşuma gitti. Seyircilerimize de senin ustalığını göstermek için ekranları açtık. Şimdi buradaki ince nokta ne? Bu vurduğun haliyle kalmıyor değil mi? Yok. Kuruduktan sonra aşağıdaki gibi kesiyoruz. Keseceksin. Ondan Şekil sonra veriyor. şeklini alacak. Çiziyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası bitmiş hali duvarın. Tarihi bir güzellik katmış duvara. Değerli izleyicilerimiz, köyümüzün camisi, şöyle tarihi minaresi, biraz önce görüntülediğimiz yerde camimizin duvarları, ustamız duvarlara derz yapıyor. Yakından görüntüledik. Evet, şu an derz işi devam ediyor. Tabii bu işin püf noktaları betonu sulamadan olmaz. Ustamız şu an kesme işine başladı. Dezin asıl finali burası. Taş duvara ayrı bir güzellik katıyor. Arkadaşlar bu iş böyle devam ediyor. Ustamıza teşekkür ediyoruz emeğinden dolayı. Kolay gelsin diyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı işleriniz olsun inşallah. Sağ ol, Allah razı olsun. Bu stres alır bu. Aynen, evet, hem zevkli. Evet. Evet arkadaşlar, köydeki görüntülerimize devam ediyoruz.
Şu an taş ustası bahçe duvarı yapıyor. Ustalıkla alakalı kendisinden bilgiler alalım. Ustam kolay gelsin. Evet, Şafak Usta yıllardır taş duvar işçiliği yapıyor. Ustalığı var. Kendisinden bir alalım bakalım şöyle köy hayatını, ne işler yapıyor? Vallahi şimdi köyde aynı İngiliz anahtar gibi ne bulduk onu yapıyoruz. Evet. Gördüğü yani, yeri görüyor. Şu bir daha istajan diye bir şey yok. Ne bulduk o? Şafak Usta jübile yapası oldu diye. Jübile yapası oldu. Eskiden beri işte ayakları gitti. Taş duvar yapa yapa. Evet ama evet, sonunda şu yapacağız. Evet. Şeyi durdu. Makine durdu. Şimdi işte bir oğlan kaldı. İnşallah onu da evlendirirse. Ondan Allah sonra verirse herhalde çekici zannedersem hurdacıya satacağız. Yok, bu bu işe bulaşan bunu bırakamaz. Az veya çok bir kere yapar. Allah al gel. Bu bir sanattır. Evet arkadaşlar, şöyle taş duvarımız sabahtan beri bu kadar yapılmış. Usta bayağı hızlı. Üstüne yemeğe götürdüm bunları. Gevrekliğe yemeğe gittik geldik ustayla. Şafak abi şöyle köyden biraz bahset bakalım ya. Nelerden bahsedelim abim? Hangi konulardan? Abi sen ne istiyorsan ondan bahset. Yani köyümüzün yerleşimi çok eski. Taş işçiliği burada. Çok eski yıllarda yani, hatta bütün bölgemizde gayrimüslimlerin yaşadığı söyleniyor. Onların bile taş işçiliği yaptığı. Evet. Çakırenler de toprak altında belli bir mesafeden sonra topraktan 60-70 santim aşağıda hep taş var. Taş işçiliği görülüyor. Onun için bu bölgede taş işçiliği devamlı yapılmış. Çünkü taş var. Şimdi bazı bölgelerde taş bulunmaz. Farklı şeyler uygulamışlar. Karşı tarafta süper bir ustalıkla yapılmış taş bina var. Gördüğünüz gibi harcılan burası bir bahçe duvar arkadaşlar. Eski kuru toprakta içindeki temel dediğimiz kuru temel dediğimiz temeli yeniden biraz harcıla biraz da canlı bir şekilde düzenliyor. Vatandaş bunun üzerine bir tel çekecek, bahçesine ekecek. Eski temeli yerine yapıyoruz yani. Çekici buradan vurdum ama sen çekmedin. Yüksek gitmesin diye ben oraya oyu atıyordum. Şunun içini bir doldur abisi. Abi ustanın şeyine göre gidin bakayım. Ya usta da usta. Vallahi çekilmez bir usta abi. Yani ne diyeyim şimdi buna? Kolay değil şimdi ustalık yapmak. Zor mu yani? Çekil. Zor mu usta? Usta zor usta mı? Öldürüyor. Usta zor usta ama tamam tabii usta işi çıkaramazsa bu sefer patron kızacak. Patron, abi patronluk yaptırmıyor ki bana. Şey vardı bizim Kozlu'da Mehmet abi vardı. Bir gün şeyde vakıfta bir şey var program. Daha yeni de başkan oldu. Kozlu'da dernek başkanı Mehmet Kavak. Böyle bir iki sefer yekledi konuşamadı. Ondan sonra dur. Daha keyifli konuştu da ben kibarını söyleyeyim. Anasını satayım. Ağzımın tadıyla başkanlık yaptırmadınız bana falan. Evet. Herkes yattığı yerlere gülmekte. Şimdi bakıp da koyuyorlar bakımda. Tamam şunu içine doldur. Şurayı nereye doldurayım abi? Bak şöyle ufak tefek koyuyorsun şu seviyeyi alıp gidiyor tamam mı? İnşaat bitiyor yani. Bitirerek geçiyoruz hep o. Fazlalık koymam. Şunu evet. Şafak ustamız bu şekilde devam ediyor. Kendisine başarılar diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Kolay gelsin ustam. Hoca. Evet değerli izleyicilerimiz, şu an köydeki görüntülerimize devam ediyoruz. Sürprizle karşılaştık. Bizim akrabalarımızdan Mehmet abimiz, sıkı takipçilerimizden, videolarımızı hiç kaçırmadan izleyen, köye ziyarete gelmiş. Bizi de ziyarete geldi. Şimdi kendisine teşekkür ediyoruz. Mehmet abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var ne yok, nasılsın? Çok şükür elhamdülillah iyi. Şimdi bir
Sidayrayım için memlekete geldik. Eş dost ziyaret edelim dedik. Çok güzel olmuş. Bu arada işte sizleri de ziyarete geldik. Çok güzel olmuş. Tamam, yani, razı olsun. Yani biz de köye geldik, tevafuk oldu. Hani sizle bilmiyorduk köye geleceğinizi. Evet. Gördüğümüzde dedik tamam Mehmet abi. Allah ziyarete Allah gelmiş. Biz de teşekkür ettik. Sizi de görüntüye alalım dedik yani. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Evet. Sizleri takip ediyoruz. Evet. Evet. Devam edin. Yani nasıl? Videolarımızdan zevk alıyor musunuz? Çok hem de. Çok sılayrayım sıkıntılarımızı, isteklerimizi sizin videolarınız sayesinde gideriyoruz yani. Evet. Ne mutlu. Evet. Yani bizim de gayemiz zaten çektiğimiz bölgeler hani şehir hayatı yaşayıp da evet. Bu tür güzellikleri göremeyenlere göstermek için yani. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Devamını dileriz inşallah. Evet, ya. Evet değerli izleyicilerimiz. Videomuz devam ediyor. Mehmet abimizle sohbetimiz devam edecek inşallah. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Arkadaşlar köy vlogumuz devam ediyor. Enişte pilav pişirmiş. Yani pilavdan başka içinde neler var? Her çeşit malzeme var. Patates, ondan sonra biber, soğan, domates, cacık, bir köy kahve, köy yemeği yiyoruz, öğlen yemeği. Şöyle tevafuk geldik yani, öyle hazır aranmış değil, yoldan geçiyorduk, pilav yiyoruz dediler, şöyle pilava biz de dahil olduk. Evet hocam, bu bulgur pilavı bizim Osmanlı'dan beri kültürümüz. Bu benim yanımda ızgara, köfte, buz eti. Ondan daha doğru diyorsun. Aynen. Ben bunu haftada iki sefer yemedim mi evet. Resmen böyle aşerer gibi özlerim. Yani köyün bir numaralı yemeği mi diyelim şimdi buna? Aynen. Hazır, pratik. Aynen. Adam boşuna dememiş pilavdan dönenin kaşığı kırılsın diye. Böyle atalarımızın eskiden beri doğal kornişon turşusu. Soğan, turşu, pilav, cacık, ayran, her şey dört dörtlük. Teşekkür ediyoruz. Evet, haneye yeni katılan tavuklarımız. Daha bunlar yeni geldi. Köy ortamına alışmaya çalışıyorlar. Ağaç kurtarma operasyonu. Çam ağacı orada yeri dar olduğu için doğal ortamına dikilecek. Şimdilik buraya konuyor. Buradan sonra da doğal ortamına dikilecek. Arkadaşlar köy vlogumuz devam ediyor. Şu an turşularımızı gösteriyoruz. Daha önceden yapılmış. Gördüğünüz gibi her çeşit turşu var. Maşallah burada biber turşusu, acı biber turşusu, karışık turşu, şu ileride domates turşusu var. Bunlar bir kış boyu yemeklerin yanında inşallah afiyetle yenecek. Yapanların ellerine sağlık. İnşallah biz de denk gelirsek bu biberlerden
yemeyi düşünüyoruz. Buraya da şeftali kompostosu yapılmış. Şöyle herhalde kaynatma usulü yapıldı bunlar. Çünkü kapakları ters çevrilmiş. İnşallah yemeğe hazır. Arkadaşlar bu leğende görmüş olduğunuz karlı hamur un tarhanası olacak inşallah. Bunun içinde yok yok. Ne isterseniz var. Pirincinden tut, maydanozundan tut, soğanından tut. Ondan sonra sana ne diyeyim? Mercimek, domates, sarımsak, salça biberi. Yani anlayacağınız bunun içinde en az 9 çeşit malzeme var. Lezzeti de bir o kadar güzel oluyor. Hani yapıldıktan sonra göreceksiniz. Tabi bunun yapılış şekli şu an hamur haline getirilmiş. 15 gün mayalanıyor. 15 gün mayalandıktan sonra güneşte kurutularak böyle küçük küçük parçacıklar haline getiriliyor. Ondan sonra çorbalığımız hazır oluyor. Ve yemek için sadece pişirip soframıza getirmek kalıyor. Yeğenlere afiyet olsun inşallah. Evet teyze. Buyur. Ne yapın köyde? İyiyim kuzum. Yiyip içip otur. Çocuklarım bakıyor Allah razı olsun. İyi maşallah. Yiyip içip oturuyor. Allah hepsinden razı olsun. Evet teyzemiz bayağı yaşlanmış ama şu an kendisini ayakta gezdirebiliyor. Maşallah. 84 yaşında. Oo maşallah yaşta bayağı varmış. Evet. İyi bakalım Allah'ım hayırlı ömürler versin. Allah'ım sizlere hayırlı ömürler versin. Bir de halelinden hayırlı ölümler nasip etsin. Amin amin. Allah'ım bu günlere rahmetsin. Benim yüzümden çorum çocuğum irezil olmaz. Amin. Köydeki vlogumuz devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Şu an Hasan abimizin evinin önünde bak. Bahçede maşallah. Neler yetiştirdin Hasan abi merhaba. Biber var domates var ha. Biber var domates var şöyle. Gelecekte şeftali var. Şeftali. Bak ceviz oldu. Oo maşallah. İyi bakalım. Yazlar hep burada mı duruyorsun? 5-6 ay duruyoruz burada. Yani yılın yarısını burada yarısını şeyde. Sinir'de, Antep'de geziyoruz gayet. İyi maşallah iyi. Bahçede güzel hoşuma gitti yani. Toprak yok işte şurada domatesler. Kenarda toprak var oraya ektik. Evet. Ünlü aşçılarımızdan Yahya Bey de gelmiş köye. O da Konya'da kendisi aşçılık yapıyor. Vallahi Konya'da çalışıyoruz. Cumartesi pazar köye geliyoruz. Kendimiz zor atıyorsun diyorsun köye öyle mi? Abi köyü sevdiğimiz için geliyoruz. Evet. Amcaoğlu bizi burada misafir ediyor. Ayırlıyor. Sebze yiyoruz bahçede. Domates, biber. Güzel. İyi iyi. Peki senin motor vardı. Nereye gitti motor? Motor şu anda kapının önünde. Java aldık, bakım yaptık, biniyoruz. İyi bakalım şöyle Allah'ım sağlıklı günlerde binmeyi nasip etsin. Teşekkür ederim hocam. Evet, organik domates bu işte. Herhangi bir ilacı, yok, yok, hiç ilacı hiçbir şey yok. Şu an kendi haline köy ortamında yetişmiş. Maşallah. Java da güzelmiş ha. Abi Java'ya haftada bir gün biniyoruz. Bir yeni otur diyoruz. Ya. Eski Java'lardan. Oh, 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 oh
Vlogumuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Akşam oldu. Mustafa? Evet. İbrahim, inekler nereden getiriyorsun? Gütmeden getiriyorsun. Nerelerde gidiyorsun? Çevlikler var ya, şehirler. He? Eski Roma yolu. Evet. İyi bakalım. Haydi hayırlı akşamlar. Akşam oldu, inekler evine gidiyor. Şahin merhaba. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Gel bakalım şöyle ya. Hoş bulduk. Oğlan geliyor, bununla yapmayalım. Ne var ne yok, gel bakayım. Oh, vallahi güzellik hoca be, ne olsun. Ya şimdi malları evine getirdik de. Evet. Çocuğu karşıladık da malları eve getirdik. Ahır göreceğiz vesaire, akşam olacak böyle. Köyün işleri bu diyorsun ha? Şıngır mıngır, şıngır mıngır geliyor. Oo, iyi maşallah. Kırık düzen. Senin tekerlemeler de iyi. İyi değil mi? İyi, güzel. Hadi bakalım, Allah kolaylık versin. Cümlemize hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hadi bakalım.